Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün önemli bir programda ve de şu anda da kürsüye davet edilmiş durumda. Mevlid-i Nebi haftasında aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ödül töreninde. Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet Teşkilatımızın değerli mensupları, kıymetli misafirler, saygıdeğer hafızlarımız, hocalarımız, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu müstesna zamanda bizleri buluşturan, rahmetiyle kalplerimizi kaynaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet, insanlığa rehber ve müminlere örnek olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimize, onun ehli beytine ve ashabına selam olsun. Asırlardır ilimle, irfanla, hikmetle yolumuzu aydınlatan alimlerimizi, ariflerimizi, gönül erlerini hürmetle ve tazimle yad ediyorum. İslam'ın izzetini her şeyin üstünde tutan, İlahi Kelimetullah uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizin her birine şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece kavuşacağımız Leyli-i Mevlid'in tüm insanlık adına hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bugün burada seneyi devriyesi için toplandığımız Veladet-i Nebi, Yüce Allah'ın yeryüzüne sağanak sağanak indirdiği rahmetinin bir tecellisidir. Şairin diliyle ifade edecek olursak, var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu, ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Evet, zulmetin çöplüğünü temizleyen, çirkefin gövdesini parçalayan, yeryüzünü nurlu bir kandil gibi aydınlatan bu müstesna doğuşun bir seneyi devriyesine daha bizleri ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyorum. Bizleri peygamber sevgisiyle buluşturan Yüce Allah'ın mahşer gününde de Resulünün aleyhissalatu vesselam Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında da toplanmayı bizlere nasip eylesin. Mevlid-i Nebi haftası açılış programı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Programı teşrif eden siz, kıymetli misafirlerimizle bu muhabbet iklimine gönlünü rapt eden herkese teşekkür ediyorum. Şair öyle diyor: muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?
Muhabbetin ruhunda sevgililer sevgilisi var. Öyleyse ülkemizin ve İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden uluslararası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım, milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mevlid-i Nebi haftası boyunca Peygamberimiz cami ve irşat teması altında yapılacak programların başarılı geçmesini diliyorum. Programların icrasında görev alacak müftülerimize, vaizlerimize, imamlarımıza, müezzinlerimize, Kur'an kursu öğreticilerimizin tamamına şimdiden teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, Cenab-ı Hak kendi sevgisine nail olmanın yolunun Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i sevmekten geçtiğini haber vermiştir. Bu yüzden millet olarak İslam'la müşerref olduğumuz günden beri Resul-i Ekrem Efendimiz'i her şeyden fazla sever, ona herkesten fazla hürmet ederiz. Fakat bunun istismarı olmaz ha. Burada tam teslimiyet gerekir. İstismarla bu iş olmaz. Onun için de bizler istismarcı olarak değil, tam teslimiyet içerisinde sevgililer sevgilisinin izinden giden bir ümmet olmanın adayları olacağız. Kutlu Nebi'nin adı anıldığında gönüllerimizde bir rikkat oluşur. Kalplerimiz onun muhabbetiyle çarpar. Allah'a kulluğumuzu ve ibadetlerimizi hayat kılavuzumuz olan Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın rehberliğinde ve örnekliğinde ifa ediyoruz. Allah'a hamd ile başladığımız her sözümüzü ve duamızı ona salat ve selam ile sürdürürüz. Şahsi hayatımızdan beşeri ilişkilerimize, evlerimizden mabetlerimize kadar hayatımızın her safhasına onun nübüvvet ışığı yansır. Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam duyduğumuz derin muhabbet kültürümüzde, sanatımızda, edebiyatımızda belirgin bir şekilde kendini gösterir. Asırlardır gök kubbemizde yankılanan ezan-ı Muhammedi ona olan sadakatimizin sembolüdür. Bir zamanlar birileri bizim ezanımızı aslından değiştirerek, Türkçeleştirerek o şekilde söylemediler. Ama daha sonra elhamdülillah aslına rücu etti ve bugünkü haliyle evet Allahu Ekber, Allahu Ekber diye nidalar yükselmeye başladı. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Zannettiler ki susturacağız. Zannettiler ki durduracağız. Ne susturabildiler, ne durdurabildiler ve bu millet ezanına sahip çıktı.
şehadetleriyle dinimizin temeli olan bu ezanlar tarihimizin mukaddes emaneti ve hürriyetimizin müseccel alametidir. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki istiklalimizde, istikbalimizde sevgisiz, vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır. Aziz milletimizin mayasındaki Allah ve peygamber aşkı ile yüreklerimiz öylesine genişlemiştir ki onu seven herkes kalbimizde yerini bulur. Bu yüzden dünyadaki tüm Müslümanlara karşı derin bir muhabbet besler. Tüm ezilenlere karşı merhamet duyarız. Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslardan Balkanlara, Hint Okyanusu'ndan Batı Sahra'ya kadar nerede bir Müslüman varsa gönlümüz ve aklımız oradadır. Bosnalı, Azerbaycanlı, Afganistanlı kardeşimizin sevinciyle sevinir, kederiyle kederleniriz. Arakanlı, Sudanlı, Yemenli yetimin acısı bizim acımızdır. Filistinli çocuğun gözyaşı, Afrikalı annenin feryadı bizi yaralar. Çünkü biz Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam buyurduğu hakikat gereği Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Dünyadaki tüm mazlumlarla aramızda hiçbir bıçağın kesemeyeceği, hiçbir ateşin yakamayacağı, hiçbir tuzağın yıkamayacağı bir bağ vardır. Merhum Mehmet Akif bu sarsılmaz bağı dizelerinde şöyle anlatır. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. Bu anlayışla Somali'den Libya'ya, Pakistan'dan Ukrayna'ya kadar nerede kanayan bir yara varsa durdurmak için çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Hangi inanca mensup olursa olsun, mazluma sahip çıkmayı, zalimin karşısında dimdik durmayı kendimize görev telakki ediyoruz. Türkiye'nin yakın çevresiyle birlikte dünyanın farklı köşelerinde yürüttüğü kalkınma yardımı ve insani diplomasi faaliyetlerinin arka planında işte bu tasavvur vardır. Mazlumlara yardım da dünyada değerli kardeşlerim bir numarayız. Birinci sırada biz. Öyle zannetmeyin Amerika, Batı filan değil. Bir numara biziz. Dünya beşten büyüktür derken de, herkes için daha adil bir dünya mümkün derken de, inancımızın bize emrettiği bu anlayışımızı ifade ediyoruz. Merhametini yitirmiş bir çağda diyanetimizle, TİKA'mızla, AFAD'ımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla düşkünlerin, bir lokma ekmeğe muhtaç fakirlerin, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri emperyalistler tarafından sömürülen
mazlum halkların imdadına biz koşuyoruz. Bugün Türkiye denilince akla ekonomisi, savunması, askeri imkan ve kabiliyetleri yanında vicdanıyla, merhametiyle, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor. Ay yıldızlı al bayrağımız dalgalandığı her yerde, vatandaşlarımızın yanı sıra orada yaşayanlar içinde güveni ve adaleti temsil ediyor. Kardeşlerimiz başta olmak üzere yüz milyonlarca mazlum ve masumun da umudu haline gelmenin ağır sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz. Rabbime bizleri böyle bir inancın, böyle bir medeniyetin âli cenaplığıyla maruf, böyle asil bir milletin mensupları kıldığı bu ülkeye hizmetkar olma şerefi bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, hemen her gün insanlık olarak yeni bir krize, yeni bir gerilime uyanıyoruz. Salgının yıkıcı etkilerini henüz atlatamadan iki komşumuz arasında patlak veren kanlı savaşın acı sonuçlarını tecrübe ediyoruz. İnsanlık için refah, huzur, barış ve özgürlük asrı olmasını umduğumuz 21. asır tam anlamıyla bir buhranlar çağına dönüşmektedir. Batı'da ürkütücü boyutlara varan İslam ve yabancı düşmanlığı, veba gibi yayılan nefret suçları, sosyal ve siyasi çalkantılar, masum çocukları hedef alan kanlı eylemler bu yeni çağın alameti farikaları haline gelmiştir. İşte Yunan feribotlarından denizlerdeki o masum zavallı insanları nasıl Ege Denizi'ne gömdüklerini, nasıl Akdeniz'e gömdüklerini izliyoruz değil mi? İzliyoruz. Peki dünyanın ses çıkıyor mu? Hayır. Bizim fırkateynlerimiz koşuyor, onlara ulaşıyor ve onları denizden kurtarıyor. Çünkü biz Müslümanız. Ve Müslümanlığımızın gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi çıkmış Yunanistan'ın başbakanı Amerika'dan yardım istiyor. Neye karşı yardım istiyor? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap. Biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız. Yıllardır insanlığa kurtuluş reçetesi olarak sunulan materyalist ideolojilerin çare olmadığı, bilakis insanlığı ekonomik, siyasi ve ahlaki olarak felakete sürüklediği gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. İnsan fıtratını içe sayan sapkın akımlar küresel güçlerin de teşvik etmesiyle günden güne yayılıyor. Toplumun temel yapı taşı olan aile müessesesinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük bir saldırı altında olduğunu görüyoruz. Bizim aile yapımızı şu anda tehdit etmeye çalışmıyorlar. Çalışıyorlar. Aile yapımıza karşı bu akşam, bu kutlu akşamdan burada ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Milletleri millet yapan güçlü ailelerdir. İşte bu güçlü aile yapımızı korumak suretiyle, Allah'ın izniyle aile yapımızı sarsmak isteyenlere en güzel cevabı bu mübarek gecede veriyoruz. Böyle çirkin, garip, gureba,
akımlar karşısında siz dik durdukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yıkamayacaktır. Öyle ki gelişmiş denilen pek çok ülkede evlilik kurumu işlevini neredeyse tamamen yitirmek üzeredir. Çocuklara şefkat ve merhamet, yaşlılara hürmet gibi bizi diğer canlılardan ayıran insani vasıflarımız yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu tehditlere istikbalimizin teminatı olan gençlerimiz maalesef çok maruz kalıyorlar. Genç nesiller, tüm kötülüklerin anası olan içki ve alkolden uyuşturucuya, ekran bağımlılığından nihilizme kadar çok ciddi sorunlarla boğuşuyor. Eşrefi mahlukat olan insan, yaratılış gayesinin farkına varamadığı için bunalımların girdabında sürüklenmekten kendini kurtaramıyor. İnsanlığı içine düştüğü karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan yegane reçete din-i mübin-i İslam'ın ve rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın çağlar üstü mesajlarıdır. Zira sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 14 asır önce zulmün, haksızlığın, cehaletin toplumları esir aldığı bir dönemde ilahi vahyin aydınlığında insanlığın önüne yeni bir ufuk açmıştır. İnsan onurunun hiçe sayıldığı, kadının, kız çocuklarının, yetimin, kimsesizlerin hor ve hakir görüldüğü cahiliye karanlığını İslam'ın nuruyla asr-ı saadete dönüştürmüştür. Efendimiz sadece vahye aracılık etmemiş. Kur'an-ı Kerim'i hayatının her aşamasında yaşayarak bize örnek olmuş, tavsiyeleri ve sünnet-i seniyyesiyle dünya ve ahiret saadetinin anahtarını vermiştir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü Müslümanlarla birlikte tüm insanlık için üsve-i hasene, yani en güzel örnek olarak gösterilmiştir. Gençliğinden yaşlılığına, ticaretinden idareciliğine, aile reisliğinden davet metoduna kadar hayatının tüm safhalarıyla Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam bizim yegane önderimizdir, sultanımızdır, rehberimizdir. Adalet, merhamet, barış, esenlik, güven ve kardeşlik dini olan İslam sadece Müslümanların değil, bütün insanların huzur ve selametini ister. Hem bu dünyanın hem de ahiretin yegane kurtuluş çaresi olan İslam dininin mensupları olarak bize düşen vazife, elimizdeki reçeteyi sahih bilgi, doğru yöntem ve güzel bir üslupla tüm insanlığa ulaştırmaktır. Bunun yolu da 14 asırdır olduğu gibi Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam siretine bakmaktan, nebevi irşat ve davet metodunu takip etmekten geçiyor. Allah'ın elçisi cehaletin pençesinde kıvranan insanları 1400 yıl önce İslam'a nasıl davet ettiyse, nasıl felaha çağırdıysa, nasıl onları ikna ettiyse esasen bugün bizim de yapmamız gereken aynısıdır. Ama istismarcılara aldanmayacağız. Onların oyunlarına gelmeyeceğiz. Hakikat dini İslam'dır. Hakikat dinini istismar etmek isteyenlere en güzel cevabı biz yaşayışımızda vereceğiz. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize hitaben
Biz Müslümanlara dinine davetin nasıl yapılması gerektiğini öğretiyor. Ali İmran suresi 159. ayette bu hususta şöyle buyuruyor. Sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hayatı boyunca insanların en merhametlisi, en yüce gönüllüsü olarak tebliğ vazifesini yerine getirmiştir. Hazreti Peygamber insanlara daima nezaketli ve müşfik davranmıştır. Ümmetini ikaz ve irşad ederken hep yumuşak bir dil kullanmış, muhatabı ne yaparsa yapsın kırmamış, kınamamış, asla öfkelenmemiştir. Şahsına yönelik hürmetsizlikler karşısında bile sabrederek, soğukkanlı kalarak bizlere örnek olmuştur. Hazreti Ayşe validemize yaptığı şu tavsiye, hanım kardeşlerim için bu tabii çok çok önemli. Bizler için değil mi? Bizler için de önemli. Peygamber Efendimizin davet yolunu gösteren en güzel örneklerden biridir. Ey Ayşe, Allah rafiktir. Rıfkı yani yumuşak davranmayı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği ecri yumuşak huylulukla yapılan işlere verir. Allah bütün işlerde yumuşak davrananları sever. Peygamberimiz karşısındaki insanların gönülleriyle birlikte zihinlerine de hitap etmiştir. Sorulan sorular ne kadar yersiz, uygunsuz olsa da muhatabını kırmadan, onu incitmeden kafasındaki istifhamları gidermeye çalışmıştır. Asırlar boyunca peygamberin izinden giden alimlerimiz ve ariflerimiz insanları İslam'a bu şekilde davet etmişlerdir. Kardeşlerim, nebevi davet metodu tamamen merhamet ve şefkat üzerine kuruluyken maalesef bugün gerek ülkemizde gerekse İslam dünyasında kimi zaman son derece sıkıntılı durumlara şahitlik ediyoruz. Deaşvari tekfirci örgütler ile FETÖ gibi sapkın yapıların gayri İslami yaklaşımlarını burada ifade etmek gereği dahi duymuyorum. Onların amacı dini kavramları istismar ederek emperyalistlere taşeronluk yapmaktır. Zahirde ayrı gözükse de FETÖ'nün DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur. Biri diğerinin ruh ikizidir. Bunların hepsi de tıpkı PKK gibi İslam ve Müslüman düşmanı çevrelerin farklı görünüm ve söylemlerle sahaya sürdüğü piyonlardır. Biz bu katil sürülerinin yularını kimlerin elinde tuttuğunu çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz gecesini unutmadık, unutmuyoruz. 252 yavrumuz, vatandaşımızın şehit olduğu geceyi unutmuyoruz. 2200 civarında gazimizi unutmuyoruz. Burada üzerinde asıl durmamız gereken son dönemde sosyal medya başta olmak üzere kimi mecralarda peyda olan şahıslardır. Bu kişilerin güya İslam'ı anlatırken nebevi irşat metodu yerine öfkenin, gazabın, korkunun, bid'atın diline başvurduklarına, hatta dolandırıcılıklara kılıf yapıldıklarına şahit oluyoruz. İnsanların kalplerini Allah'ın dinine ısındırmak yerine ondan uzaklaştıran yöntemlerin giderek daha fazla melce bulduğunu görüyoruz. Doğrusunu Allah bilir. Belki aralarında iyi niyetli hareket edenler de vardır. Ama böyle bile olsa
kaş yapayım derken adeta göz çıkartmanın ne İslam'da ne de Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam hayatında yeri olmadığı açıktır. Hangi mecrada olursa olsun İslam'ı anlatan, insanları İslam'a davet eden kişilerin özenli bir dil kullanması şarttır. Eline geçirdiği mühürle insanları kafir, fasık, münafık diye yaftalayan, nerede ilim tahsil ettiği belli olmayan, yetkinliği tartışmalı, icazet kaynağı belirsiz bu bezirganlara milletimiz kesinlikle itibar etmemelidir. Gerekirse bu konuda tıpkı daha önceki çağlarda olduğu gibi yapılar üstü bir denetim mekanizmasının kurulması da değerlendirilmelidir. Elbette bu hususta en büyük sorumluluk da milletime düşüyor. Görevi ilim ve irşad olan Diyanet camiamız, her kesimden insanımızın bilhassa gençlerimizin karşılaştığı sıkıntılara, zihnini kurcalayan sorulara Kur'an, sünnet ve siret ışığında güncel cevaplar üretmek zorundadır. Diğer türlü FETÖ'den DAEŞ'e kadar asıl vazifesi Müslümanlara yönelik düşmanlıklara malzeme üretmek olan karanlık örgütlerin kol gezdiği bir ortamda çok ağır bedeller ödemek durumunda kalabiliriz. Kardeşlerim, işte son zamanlarda görüyorsunuz. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. İşte şimdi birileri de tutturmuşlar yeni yeni bazı şeyler üretmek suretiyle Müslümanları tekrar aynı yerlerden sokmaya çalışıyorlar. Evlatlarımızın zihinlerinin idiş ve ifsad edilmesinin vebalinden kendimizi kurtaramayız. Diğer türlü yarın mahşer gününde emr-i maruf ve nehyanil münker görevini yerine getirenlerden olamayız. Rabbim bizleri hayatın her alanında olduğu gibi davet ve irşat vazifesinde de Resulünü örnek alanlardan eylesin diyorum. Kimi zaman çeşitli edepsizliklerin, insafsız eleştirilerin hedefi olsalar da bu uğurda yılmadan, yorulmadan, samimiyetle, azimle ve sebatla çalışan tüm hocalarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minareleri ezansız bırakmamak için mücadele veren tüm kardeşlerime şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken alemleri nuruyla aydınlatan Hazreti Nebi'nin veladetinin yıl dönümüne erişmeyi bizlere nasip ettiği için Rabbimize bir kez daha hamd ediyorum. Hazreti Peygamberi aleyhissalatu vesselam Ehl-i Beytini, ashabını bir kez daha salat ve selam ile yad ediyor. Rabbimden cümlemizi onun şefaatine nail eylemesini diliyorum. Yarışmaya katılan tüm hafızları, tüm karileri tekrar tebrik ediyor. Dereceye giren kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bu güzel programı tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Ve Zat-ı Devletlerini Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenlerine ödüllerini takdim etmek üzere bir müddet daha sahneye teşriflerini arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenleri şimdi sahneye davet ediyoruz. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızı da Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım.
Kıymetli konuklar, değerli misafirlerimiz, Türkiye 8. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, hafızlık dalında dereceye girenler. 3. Suriye'den Yasir Ahmet, alkışlarınızla sahneye geliyor.